Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışında en kritik günlerden biri geride kaldı. Süper salı olarak ifade edilen 15 eyalette aynı anda yapılan ön seçimlerde sürpriz yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump seçimlerden zaferle çıktı. And we have no choice because November 5th is right around the corner. November 5th is going to go down as the single most important day in the history of our country. Amerika Birleşik Devletleri'nde süper salı iki başkan aday adayının zaferiyle sonuçlandı. 15 eyalet seçimini yaptı. Cumhuriyetçilerde aday adayı Donald Trump, rakibi Nikki Haley'e 14 eyalette fark attı. Haley, Washington DC'de aldığı zaferinin ardından Vermont'ta da kazanarak yalnız 2 eyalette Trump'ın önüne geçmiş oldu. Ancak vazgeçmedi. We had 14 people in the race. Yarışta 14 kişi vardık. Bir düzine adamı yendim. Yetişmem gereken bir arkadaşım daha var. Demokratlarda ise tek aday Joe Biden. Ancak Başkan Biden'ın başı protesto oylarıyla belada. Trump da Biden kadar yaşlı ama insanlar buna bakmıyor. Aşağı yukarı aynı yaştalar. Bu yüzden her zaman Biden'a bakıyorlar ama Trump'a bakmıyorlar. Çoğu Müslüman seçmenden geldiği tahmin edilen bu oylar Süper Salı'da belirleyici oldu. Biden kritik eyaletlerden Kuzey Carolina'da resmi olmayan sonuçlara göre %87 oy alırken kararsız oyların oranı %12'yi aştı. Başkan Minnesota eyaletinde de %65'te kaldı. Biden ve Trump Süper Salı'nın ardından başkan adaylığına bir adım daha yaklaştı. Eğer iki ismin de adaylığı resmileşirse 5 Kasım 2024'te 2020 seçimlerinin rövanşı gerçekleşecek.